Gustav Flaubert Tutku ve Erdem Felsefi Öykü Seslendiren Akın Altan Hiç hissetmediğim bir şeyden söz edebilir misin? Shakespeare Romeo ve Juliet 1. Sanırım kadın onu iki kez görmüştü. İlkinde bakanın evinde Sonra da Fransız'ın evinde görmüştü. Ne üstün biriydi, ne de yakışıklıydı. Ancak onu düşünmeden edemiyordu. Akşam lambasını söndürdüğünde, saldığı saçları çıplak göğsüne dağıldığında, başını pencereye çevirip gecenin solgun aydınlığını izlediğinde, kollarını yorganından çıkarıyordu. Ruhu korkudan ve belirsiz duyguların arasında dalgalanıyordu tıpkı sonbahar gecelerinde tarlalarda yükselen karmaşık sesler gibi o kitaplardaki ya da dramalardaki istisnai kişilerden biri değildi aklı başında duygularına hakim olan ve her şeyin ötesinde bir kimya gerdi cazibenin sırlarını kurallarını ilkelerini ve doğruyu söylemek gerekirse becerikli bir adamın emeline ulaşması için gereken her şeye sahipti. İlk aşaması it çekmelerle, ikincisi güzel mektuplarla ve sonrasında Fabla'daki gibi ya da ikinci sınıf komedyalardaki ya da Mamontel'in ahlak hikayelerindeki gibi bir bağlanmayla devam eden 15. Louis tarzı pastoral yönteme değinmeyeceğiz. Şimdi bir erkek bir kadına doğru yönelir, onu süzer, beğenir, arkadaşlarıyla iddiasına girer. Kadın evli ise iddia daha da eğlenceli hale gelir. İşte o anda kadının evine gider, kitaplarını ödünç verir, onu gösteriye götürür. Özellikle şaşırtıcı, saçma, daha doğrusu tuhaf şeyler yapmaya özen gösterir. Gün geçtikçe evine daha rahat bir şekilde gitmeye başlar. Aile dostu olmaya, kocasına, çocuklarına, hizmetçilerine kendini sevdirmeye başlar. Zavallı kadın tuzağın farkına vardığında onu bir uşak gibi kovmak ister. Ancak bu sefer erkek küçük düşmüş bir durumda bulur kendini. Hitap ettiği kişinin önemsiz olduğunu ancak kısa mektupları herkese göstermekle acımasızca tehdit eder. Şehvet ve övüngenlik anında söylediği bir iki şeyi kocasına söylemekle tehdit eder. Kadavraları inceleyenlerinkine benzeyen bir acımasızlıktır. Ancak bilimde sürekli gelişmeler olur. Bazı insanlar kalbi bir kadavraymış gibi inceler. O zaman zavallı kadın ağlayıp yakarır. Ancak ne kendisi, ne kocası, ne çocukları ne de annesi bağışlanır. Yumuşamaz. Çünkü bir erkektir. Kaba kuvvet ve zor kullanabilir. Onun metresi olduğunu herkese söyleyebilir. Gazetelere açıklayabilir ve onunla ilgili uzun bir anı kitabı yazabilir. Gerekirse de kanıtlar o halde kadın ona yarı ölü bir şekilde teslim olur. İstese patronunun yanına sabahları gelmesini, bıyık altından gülen uşaklara kadını gösterebilirdi. Sonra onu kırıp, pişmanlığıyla baş başa bırakıp, aşk konusunda uğradığı hayal kırıklığıyla bırakıp terk eder. Kadını geçmişteki anılarına, bahtsızlığa bırakır. Onu tanımakta zorlanır, hatta bazen ondan nefret eder ama nihayet iddiayı kazanmış olur. Kumarda kazanan biridir. 60 yıl önce dendiği gibi, bir Lorlas değildir, daha güzeli bir Don Juan'dır. Bu bilimle uğraşan, püf noktalarını ve inceliklerini bilen adamların sayısı epey artmaktadır. Aslında kalbinizde acıma duygusu yoksa, ruhunuz yoksa, sizi seven bir kadını cezbetmek, onu diğerleri gibi terk etmek çok kolaydır. Kıskançlık, övüngenlik, yetenek, kibir, korku hatta kaygı yoluyla ya da davranışlarınızdaki ukalalıkla, kravatınızı özensizce bağlamakla, çaresiz olduğunuzu iddia etmekle, bazen giysinizin kesimiyle ya da botlarınızın güzelliğiyle kendinizi sevdirebilirsiniz. Terzisinin ya da kunduracısının yeteneğiyle kaç kişi gönülleri fethetmiştir. Ernest Bakışlarına gülümseyen Metzayı fark etmişti. Her yerde Metzayı takip ediyordu. Örneğin baloda, Ernest yoksa Metzanın canı sıkılıyordu. Onun bir retorik öğrencisi gibi, elinin aklına paklığına, yüzüklerinin güzelliğine övgüler yağdıracak kadar acemi olduğunu sanmayın. Metzanın önünde dans eden diğer kadınların yüreğini oplatıyordu. Her biriyle acayip maceralarının olduğunu herkes biliyordu. Bunları aklına getirince Metza içten içe seviniyor, hoşuna gidiyordu. Çünkü kendisi hakkında kimse bir şey söylememişti. Uçurumdan aşağı baktığında Ernest'i terk etme kararı alacaktı. Onu asla bir daha görmeyecekti. Ama sevgilinin dudaklarındaki tebessümle bu kararlar hemen uçup gidiyordu. Metza'nın şiiri, tiyatroyu, denizi, Bayron'u sevdiğini fark etmişti ve bu gözlemlerini şu şekilde özetledi. Aptalın teki. Onu elde ederim. Metza ise onun gittiğini gördüğünde, salonun kapıları aniden açıldığında, ''Ah, seni seviyorum.'' demişti. Metza'nın 30 yaşında saf ve kocasına sadık biri olduğunu, içinde her gün doğan ve ertesi gün ölen arzularını reddettiğini, bir bankacıyla evli olduğunu ve bu adamın kolları arasındayken tutkunun, çocuklarını giydirmek ya da uçaklarını denetlemek gibi bir görevden öte bir şey olmadığını frenomolojiye, kapatası bilimine ve manyetizme Ernest'in aklına soktuğuna eklemek gerekir. 2. Bu yarı gizemli aşk uzun süre Metsa'nın hoşuna gitmişti. Yeni zevklerden hoşlanıyor, bu aşkıyla diğerleriyle oynadığından çok oynuyordu. Sonunda kendini kaptırdı, bu durum önce alışkanlığa, sonra da ihtiyaca dönüştü. İnsanın yüreğine gülmek ve onunla oynamak tehlikelidir. Çünkü zararsız bir şeymiş gibi görülen tutku, birdenbire patlayan ve insanı öldüren bir silaha dönüşür. Bir gün Ernest, erkenden Bayan Vilo'ya gelmişti. Kocası borsadaydı. Çocukları çıkmıştı. Baş başa kalmışlardı. Bütün gününü onun evinde geçirdikten sonra akşam beş gibi gittiğinde, Metsa hüzünlendi, hayallere daldı, ve bütün gece gözüne uyku girmedi. Saatlerce konuşmuşlardı, birbirlerini sevdiklerini söylemişlerdi. Şiir hakkında, Bayron'daki aşıklar gibi güçlü ve sınırsız aşklardan konuşmuşlardı ve içinde bulundukları durumun toplumsal görevlerin kendilerine nasıl yük olup birbirlerinden sonsuza dek ayırdığından şikayet etmişlerdi. Aşk acısından, ölümden, hayattan, doğadan, geceleri uğulduyan okyanustan söz etmişlerdi ve sonunda dünyayı, tutkularını düşünmüşlerdi. İkide bir kavuşan dudaklarından çok bakışlarıyla konuşmuşlardı. Mart ayında insanın ruhunu sıkan garip, karamsar ve sıkıntılı günlerden biriydi. Sözleri hüzünlüydü. Özellikle Metzan'ınkiler melankoli doluydu. Ernest onu sonsuza dek sevdiğini söylediğinde, ona gülümsediğinde, baktığında, tatlı sözler söylediğinde, yüzü solgunlaşan, Dudaklarını aralayan Metsa yanıt vermiyordu. İri siyah gözleriyle ona bakıyordu sessizce. O gün sıkıntılıydı. Sanki görünmez bir el göğsüne bastırıyor gibiydi. Tedirgindi. Ancak tedirginliğinin nedenini bilmiyordu. Aşkla gizemin, hayallerin birbirine karıştığı bu garip his aslında hoşuna gidiyordu. Bir keresinde Ernest vahşi ve hayvani bir şekilde güldüğünde Metza korkudan koltuğa sığınmıştı. Metza'nın korktuğunu gören Ernest daha da yaklaşıp ellerini yakalayarak dudaklarına götürmüştü. Metza kızarmıştı. Ama sakin ve etkili bir ses tonuyla "Bana kur yapmak mı istiyorsunuz?" dedi. Metza "Kur yapmak mı? Size kur yapmak ha?" Aslında bu yanıt her şeyi açıklıyordu. Yoksa beni seviyor musunuz? Ernest gülerek baktı ona. Ernest, hata ediyorsunuz. Niçin hatalıymışım? Kocam var. Bilmiyor musunuz? Ne olmuş kocanız varsa? Ne anlama geliyor? Onu sevmem gerekiyor. Bunu söylemesi kolay. Eğer kanunlar size onu seveceksiniz diyorsa kalbiniz buna elle bükülen bir çelik gibi boyun eğecektir. Üstelik eğer ben sizi seviyorsam... Ernest, susun. Kocasının haberi olmaksızın sabahtan beri sizinle görüşen, kendisini inceliğinize teslim eden benim gibi bir kadını düşünün. Tamam. Ama ben sizi seviyorsam, öyle gerektiği için artık sevmemem mi gerekecek? Bu doğru bir şey mi peki? Parmaklarında pil dişi bir kapağı döndürüp başını onun sol omzuna yaslayan Metza, ''Çok güzel mantık yürütüyorsunuz.'' dedi. Saçının bir tutamı çözüldü ve yanağına düştü. Ani bir baş hareketiyle saçını arkaya attı. Ernest birçok kez kalktı, gidecekmiş gibi şapkasını aldı. Sonra yeniden oturup konuşmaya devam etti. İkisi de arada sırada durup nefesini tutarak diğerine sessizce uzun uzun bakıyordu. Bakışları ve iç çekmeleri hoşuna gidiyor, gülümsüyorlardı. Odadaki halının üstünde Metza Ernest'in ayaklarının dibinde, başını dizlerine dayadığı, saçlarını arkaya attığı ve gözleri göğsünün dibinde gergin beyaz alnını dudaklarına yaklaştırdığını görünce, aşktan ve mutluluktan düşeceğini, başını kollarının arasına alacağını, göğsüne sımsıkı sıkacağını ve her yerini öpeceğini sanmıştı. Ernest, "Yarın size yazarım." dedi oysa. Elveda ve Ernest çıktı. Metza garip sıkıntılarla belirsiz önseziler arasında kala kalmıştı. Ruhu sıkılıyor, kelimelere sığmayan düşler görüyordu. Gece olunca uyandı. tabana titrek bir ışık veren lambaya baktı. tabandaki yansıma sanki lanetlenmiş birinin gözü gibi geldi. Sabaha kadar çanların çalmasını, gecenin sesini, yağan yağmuru, damlaların duvara çarpmasını, karanlıkta esen rüzgarı Sallanan camları, her hareketinde çatırdayan ahşap yatağını duyuyordu. Endişeli düşünceler ve korkunç şeyler aklına geliyordu. Metza çarşafının içinde sürekli dönüyordu. Ateşler içindeyken, aklını kaçırmak üzereyken kalbinin derinliklerindekileri kim hissetmez ki? Yerinde duramayan ve tanımlanamayan düşüncelerle kıvrılan ruhunun sancıları hem endişe hem de şehvet dolu düşünceler belirsiz Aynı zamanda da hayalet gibi bulanıktı. Bu düşünce somutlaşıp bir şekle bürünüyor, bir bedene giriyor, bir görüntüye, sizi ağlatan bir görüntüye dönüşüyordu. Sıcak ve yakıcı gecelerde, bedeniniz ateş gibiyken, uykunuz kaçtığında, yatağınızın ucunda otururken, yüzünüz solduğunda, kim hayallere kapılırken hüzünle etrafa bakmaz? Hep aklınıza o gelir balo kıyafetleriyle baloda dans ederken ya da kara örtüler arasında ağlarken sözlerini, sesini duyar gibi olursunuz. Gözlerinizi süzmesini görürsünüz. Zavallı Metsa. İlk kez birini sevdiğini, ona ihtiyaç duyduğunu, dilicesine sevdiğini ve sevdasının öfkeye dönüşeceğini hissetti. Ama cehaleti ve saflığı yüzünden mutlu bir geleceğe, huzurlu bir hayata, tutkunun kendisine mutluluk ve yaşama sevinci sağlayacağına inandı. Aslında kocasını aldattığı kişinin kollarında mutlu olamaz mıydı? Nedir bunlar? Aşk mıdır? dedi. Bu arada yüreğindeki çılgınlık ona acı veriyordu. Ama gün geçtikçe bu çılgınlığa kendini kaptırıyordu. Tıpkı içkinin içini kavurduğunu bile bile sarhoş olanlar gibi. Ah, elden giden erdemli dünyayla yaklaşan sevgi dolu geleceğin arasındayken, yüreğindeki çarpıntılar, ruhundaki sıkıntılar ne çok acı verir insana. Ertesi gün Metsa'ya bir mektup geldi. Gül ve mis kokan yumuşak bir kağıttı. Parafla ve E harfiyle imzalanmıştı. Mektupta ne yazdığını bilmiyorum ama Metsa mektubun iki sayfasını birkaç kez okudu, kıvrımlarına baktı, kokusunu içine çekti, ve avcunun içinde yuvarladı ve ateşe attı. Ateşteki kağıt bir anlığına uçuştu ve kırışmış beyaz bir örtü gibi şöminenin zeminine kondu. Ernest onu seviyor. Ona söyledi. Ah, Metsa çok mutlu. İlk adımı attı. Gerisi kendiliğinden gelecek. Artık ona bakarken yüzü kızarmayacak. Kendini sevdirmek isteyen kadınların başvurduğu oyunlara başvurmasına gerek kalmayacaktı. O, Kendiliğinden gelmişti, kendini Metza'ya vermişti. Artık utanmasına gerek yoktu. En ateşli, en şehvetli aşklarda bile kadınlarda utangaçlık duygusu vardır. Tıpkı, kadınsı yönlerini bir örtünün altında gizledikleri, son tutku ve aşk tapınağı gibi. Birkaç gün sonra örtülü bir kadın, neredeyse koşar adımlarla Arts Köprüsü'nden geçiyordu. Saat sabahın yedisiydi. Epi yürüdükten sonra, Arabayı kapının önünde durdurup, Bay Ernest'i sordu. Henüz çıkmamıştı. İçeriye girdi. Merdivenleri çıkarken sanki basamaklar hiç bitmeyecekmiş gibi geldi. İkinci kata geldiğinde korkuluğa dayandı. Baygınlık geçirir gibi oldu. Başı dönüyordu. Fısıltılar duyar gibi kulağı çınladı, titreyen elleriyle zili çaldı. Kalbinde çırpıntı hissetti. Sanki kalp atışları yankılanıyordu. Sonunda kapı açıldı. Karşısına Ernest çıktı. Ah, Metza. Metza cevap vermedi. Rengi kireç gibi olmuştu. Ter içindeydi. Ernest röpte şambarının ipek bağını havada sallayarak soğuk kanlılıkla ona baktı. Kendini tehlikeye sokmaktan korkuyordu. Sonra, buyurun, dedi. Metzayı kolundan tuttu ve güçlükle bir koltuğa oturttu. Bir süre sessiz kaldıktan sonra, Size bir şey söylemek için geldim Ernest. Sizinle son kez konuşuyorum. Beni bırakmanız gerek. Sizi bir daha görmemeliyim, dedi. Neden? Çünkü bana yük oldunuz, sıkıntı yarattınız. Ölmeme neden olacaksınız. Ben mi? Nasıl olur Metsa? Dedikten sonra kalktı, perdeleri çekip kapıyı kapattı. Korkuya kapılarak, ne yapıyorsunuz? dedi. Ne yaptığımı mı soruyorsunuz? Evet. Geldiniz Metsa. Evime geldiniz. İnkar etmeyin. Kadınları tanırım." dedi gülümseyerek. Kızarak "Devam edin." diye ekledi. "Evet Metsa. Yeter artık. Sevdiğinizi söylediğiniz kadının yüzüne bunu söyleyecek kadar terbiyesizsiniz. Özür dilerim. Özür dilerim." Ernest diz çöktü ve ona uzun uzun baktı. "Ben de seni seviyorum." seni canımdan çok seviyorum. Kendimi sana veriyorum. Bu dört duvar arasında, ipek perdelerin ardında, koltuğun üstünde, insanı deliye çevirebilecek ya da öldürebilecek güçte bir aşk, öpüşmeler, sarhoş eden okşamalar, ateşli bir şehvet vardı. Ernest onu kollarının arasında kullandıktan, yıprattıktan, lekeledikten sonra, onu kırdıktan, soluğunu kestikten sonra, kaç kez göğsünü onunkine yaslayıp, Metza'nın mahvolduğunu gördü, Metza'yı bırakıp gitti. Akşam vefuda harika bir yemek vardı. Frap şampanya su gibi tüketiliyordu. Tatlı yemeye başladıklarında yüksek sesle ''Sevgili arkadaşlarım, yine bir kadını düşürdüm.'' dediği duyuldu. Söz konusu kişi evine dönmüştü. Ruhu hüzünlü, gözleri yaşlıydı. Namusunu kaybettiği için değil. namus umrunda değildi. Ne olduğunu düşündüğünde sadece bir kelimeden ibaret olduğunu gördü. Eskiden hissettiği duyguları aklına getirip hayal kırıklığına ve hüsrana uğradığı için ağlıyordu. Hayalini kurduğum şeyler bunlar değildi, demişti. Sevgilisinin kollarından ayrıldığında giysileri gibi kırışan bir şey hissetmişti içinde. Bakışları gibi yorulan ve yıpranan bir şeyi hissetmişti. Sanki Uçurumdan atlamıştı. Aşkına sınır bulamıyordu. Bu şehvetten başka daha büyük bir şehvetin varlığını sorguluyordu. Zevkten öte daha yüce bir şey var mıydı? Aşka susamıştı. Doymak bilmiyordu. Tutkuda sınır tanımıyordu. Aşkın öpüşmelerden, dokunuşlardan, birbirine sarılıp geçirdikleri tatlı anlardan, sevinç çığlıklarından ibaret olduğunu gördü her şeyinin böyle noktalandığını, erkeğin kalkıp gittiğini, kadının da başka bir yöne gittiğini ve tutkularının tatmin olup sarhoşluğa dalması için sadece bir vücut parçasına ve birkaç harekete ihtiyaç duyduğunu gördü. Yemek bulamayan aç insanlar gibi ruhuna sıkıntı bastı. Geçmişle ilgili şeyleri bir yana bıraktı, ona gülümseyen şimdiki anı düşünmeye başladı. Olup bitenlere göz yumdu, Kendini akıntıya bırakmak için sınır tanımayan eski hayallerini, bulanık sıkıntılarını bir köşeye attı. Neredeyse baygınlık durumuna girecekti. Uyuduğumuzu sandığımız, sarhoşluğa kapıldığımız, dünyanın bizden uzaklaşıp gittiği, bizimse tek başına kaldığımız, dalgaların bizi salladığı, okyanusun sürüklediği o uykulu hale dalmaya başladı ne kocasını ne de çocuklarını düşünüyordu. Salonlarda diğer kadınların ne yapıp edip lekelemeye çalıştığı şerefini hiç düşünmüyor, Ernest'in genç arkadaşlarının kafelerde ve birhanelerde zevkle kötülediği şerefini umursamıyordu. Doğada ve ruhunda şimdiye dek hiç bilmediği bir melodi ile karşılaştı. Devasa alanları, sınırsız ufukları, yeni bir dünyayı keşfetmişti. Her şeyin aşk için var olduğunu, İnsanoğlunun tutkulu ve duygu yüklü üstün bir yaratık olduğunu, kalbi için yaşadığını sanıyordu. Kocasına gelince, onu hala seviyor ve ona duyduğu saygı gitgide artıyordu. Çocuklarını sevimli buluyordu. Ancak onları başkasının çocuğunu sever gibi seviyordu. Her geçen gün sevgisinin arttığını hissediyordu. Var olması için bir ihtiyaca dönüşmüştü Ernest. Onsuz yaşayamazdı. Başta güllere koynadığı tutku ciddi ve korkunç bir durum olmaya başladı. Kalbine girdikten sonra şiddetli bir aşka sonra da sapkınlığa ve öfkeye dönüştü. Damarlarında, derisinin altında tepeden tırnağa her yerinde ateş ve devasa arzular, zevke ve şehvete susamışlık vardı ki deliye dönmüştü, sarhoştu, sersemlemişti. Aşkının doğanın sınırlarını aşmasını istiyordu. Şehvet dolu dokunuşları esirgemediğinde, ateşli gecelerde hayatını yaktığında, tutkunun en güzel ve en sapkın yolunda yuvarlandığında, zevkin ve şehvetin devamı gelecek gibiydi. Çılgınlık anında hayatın tutkudan ibaret olduğunu, aşkın onun için her şey anlamına geldiğini bağırarak söylemişti. Saçları darmadağın, gözü dönmüş halde nefes nefese kalıp sevgilisine Onunla birlikte asırlar boyu baş başa dağın tepesinde dalgaların çarptığı bir kayanın tepesinde yaşamayı isteyip istemediğini sordu. İkisi doğaya, göklere karışacaktı. Nefesleri fırtınanın sesiyle harmanlanacaktı. Sonra bir süreliğine durdu ve yeniden öpüşmelerini ve sarılmalarını istedi. Ve kollarının arasına düşüp bayıldı. Akşam kocası huzurlu ve sakin bir şekilde eve geldiğinde ve kazandığını söylediğinde bu sabah iyi spekülasyon yaptığını, bir çiftlik satın aldığını, bir rantı sattığını, bir uçak daha çalıştırabileceklerini, iki at daha alabileceklerini söyleyerek geldiğinde ve bunları düşünüp onu "Hayatım ve aşkım." diyerek öptüğünde Metza öfkelenip lanet okuyor, maymununki gibi soğuk öpücüklerini ve dokunuşlarını tiksintiyle geri çeviriyordu. Demek ki Aşkında acı ve üzüntü vardı. Tıpkı şarabı daha acı ve keskin yapan tortu gibi. Evini, düzenini ve uçaklarını bırakıp Ernest'le buluştuğunda, yanına oturduğunda onun kollarında boğularak ölmek istediğini anlatmıştı ve artık hiçbir şeyi sevmediğini, her şeyin anlamsız geldiğini, sadece onu sevdiğini, onun için aşkı için fedakarlık yapıp tanrıdan vazgeçtiğini, kocasını bıraktığını ve kocasıyla dalga geçtiğini, onun için çocuklarını terk ettiğini, büyük bir zevkle elinin tersiyle bunları geri çevirdiğini, dini, iffeti ayaklar altına aldığını, şerefini dokunuşları uğruna sattığını, bunlardan vazgeçerken zevk aldığını ve mutlu olduğunu söyledi. Onun beğenisini kazanmak, onun bir öpücü ya da bir bakışı için inandığı şeyleri, düşlerini, namusunu, sevdiği her şeyi mahvetti. Ve kollarına atılınca adeta tatlı bir koku yayan solmuş menekşe gibi dudaklarına dayanınca daha güzel bir kadın olacağını sandı. Bir kadının hoplayan iki memesinin altında bazen hangi tatların, hangi sapkınlığın olduğunu kim bilebilir? Bu arada Ernest onu bir yosmadan ya da alelade bir kadından biraz daha fazla sevmeye başlamıştı. Hatta onun için bir iki dize bile yazıp vermişti. Geçen gün Ernest'i gördüm. Gözleri kızarmıştı. Ağladığını ya da sadece uykusuz kaldığını düşünebiliriz. 3. Bir sabah büyük bir plastik koltukta oturup ayaklarını şömineye uzatan ve çıtırdayan alevlerle kızıla çalan plakalara, röpleşambırının içine burnunu sokarak bakan Ernest, Metza'yı düşünürken aklına bir fikir geldi. Tuhaf bir şekilde tedirgin oldu, korktu. Esirgemeden ve hiç tereddüt etmeden güzelliğini ve aşkını feda eden, Metsa gibi bir kadın tarafından sevildiğini hatırladı, denizin enginliğinden korkup kaçan çocuklar gibi bu kadının tutkusu karşısında korktu ve titredi. Aklına bir fikir geldi. Jurnal de Connaissance gazetesinde ve müzede çalıştığından beri olaylardan ders çıkarmayı alışkanlık haline getirmişti. Evli bir kadını baştan çıkarmanın, onu evli kadın vazifesinden ve çocuklarından uzaklaştırmanın ahlaka uymadığını, ayağına kadar gelip adak verircesine sunduklarını kabul etmenin yanlış olduğunu düşündü. Sonuçta zevki ciddiye alan, yüce ve paylaşılmaz bir aşkı düşünen bu kadından artık sıkılmıştı ve yorulmuştu. Onunla romanlar, moda ve opera hakkında konuşmak imkansız hale gelmişti. İlk önce ayrılmak istedi onu terk edip aynı şekilde kullandığı diğer kadınlar gibi sokağa atmak istedi. Metza Ernest'in kayıtsızlığını ve durgunluğunu fark etti ama bunu inceliğine bağladı ve daha çok sevmeye başladı. Ernest onu sık sık atlatıyor, ondan kaçıyordu. Ancak Metza baloda, yürüyüşte, parklarda, müzelerde her yerde onunla karşılaşmayı beceriyor, kalabalıkta bekleyip ona bakan bunca insanın arasında yüzünü kızartacak bir iki şey söylemesini biliyordu. Bazen Ernest yüzünü asarak ciddi bir havayla evine gidiyordu. O zaman saf ve aşık genç kadın boynuna atlayıp öpüyordu onu. Ancak Ernest soğuk davranarak tersliyordu Metsa'yı. Artık birbirlerini sevmemeleri gerektiğini, aralarındaki çılgınlığın sona erdiğini, her şeyin bittiğini, artık kocasına saygı göstermesi gerektiğini, çocuklarını sevmesini, ve eviyle ilgilenmesini söylüyordu. Ayrıca çok düşünüp taşındığını ve kaderin doğru olduğunu, doğanın kusursuz, toplumunsa güzel bir kavram olduğunu, yardımseverliğin özünde iyi bir şey olduğunu ve insanları sevmek gerektiğini söyledi. O anda Metsa ağlamaya başlamıştı. Aşkından, öfkesinden, gururundan ağlıyordu. Dudaklarındaki tebessümü, kalbindeki acıyı, güzel olup olmadığını ve eğer güzelliğini yitirdiyse de onun beğenisini kazanmak için ne yapması gerektiğini sormaya başlamıştı. Beyaz alnını, siyah saçlarını, boynunu, omuzlarını ve çıplak göğsünü sergileyerek soruyordu bu soruları. Ernest, davetkar tavrına kayıtsız kalmıştı. Çünkü onu sevmiyordu artık. Evinden heyecanla çıktıysa da bir deliyle karşılaşan insanın heyecanıydı bu arada sırada tutkunun kalıntıları ya da aşkın parıltıları içinde canlandığında, gerekçeleri ve nedenleri aklına getirip hemen söndürüyordu bunları. Kitapçının verniği gibi kitaplara yapışan ahlakla, sözcükleri kullanarak kalbiyle çatışan ve ruhunun derinliklerine kök salan tutkuyu yok eden insanlar ne mutludur. Bir gün Metza zevkin doruklarındayken onu göğsünden ısırmıştı ve boğazına tırnaklarını geçirmişti aşkları kana bulandığında bu kadın tutkusunun vahşi ve korkunç olduğunu, zehirli bir havayla çevrildiğini ve önünde sonunda bu zehrin Metza'yı boğacağını ve öldüreceğini anladı. Bu aşk bir volkandı. Her daim kasılan, parçalayacağı bir şeyle beslenmesi gereken bir yanar dağdı, şehvetleri de kalbi yakan mamaydı. Gitmek, onu sonsuza dek terk etmek gerekiyordu. Ya da yutan bu kasırgaya onunla atılmak, bir tebessümle başlayıp mezarda biten bu engin tutku yoluna düşmek gerekiyordu. Ernest gitmeyi tercih etti. Bir gece saat 10'da Metza'ya bir mektup geldi. Elveda Metza, sizi bir daha görmeyeceğim. İçişleri Bakanı, Meksika'nın zeminini ve ürünlerini incelemek üzere beni araştırma komisyonunda görevlendirdi. Elveda. Orada gemiye bineceğim. Mutlu olmak istiyorsanız beni sevmeyi bırakın. Tam aksine. Erdemli olmayı ve görevlerinizi sevin. Bu son tavsiyemdir. Tekrar elveda diyorum. Sizi öpüyorum. Ernest. Mektubu tekrar tekrar okudu. Elveda sözcüğü onu sarsmıştı. Çaresizliğini ve acısını deşen bu mektuba gözlerini dikti, dona kaldı, Mektupla birlikte hayatı ve mutluluğu akıp gitmişti. Gözünden yaş gelmedi. Sesi çıkmadı. Ama uşağını çağırdı. Atları yola hazırlamasını emretti ve aracını hazırlamasını söyledi. Kocası Almanya'da seyahatteydi. Kimse onu durduramazdı. Gece yarısı olunca gitti. Atları kamçılayarak aceleyle gitti. Köyün birinde durup su içti ve yeniden yollara düştü döndüğü her köşede, açtığı her tepede, yolun her kıvrımında, arzularının ve kıskançlığının emellerine, sevdiği birini ondan ayıran denize ulaştığını sandı. Nihayet, öğleden sonra saat üç civarında avra vardı. İner inmez iskeleye koşup denize baktı. Beyaz bir yelken, puğun derinliklerine dalmıştı. 4. Gitmişti. Sonsuza dek gitmişti. Gözyaşlarına boğulan yüzünü çevirdiğinde bir şey göremedi. Sadece Engin Okyanusu görebiliyordu. Kavuran yaz günlerinden biriydi. Fırından çıkar gibi topraktan buhar çıkıyordu. Metza iskeleye geldiğinde deniz havasının serinliğiyle biraz canlandı. Güneyyeli dalgaları kabartmıştı. Dalgalar ağır ağır kumsalda sönüyor, çakıl taşlarında inliyordu. Solda kara bulutlar, batmakta olan ve denizde kızıl kızıl parlayan güneşe yanaşıyordu. Bulutlar ağlamak üzereydi sanki. Deniz sakindi. Cenaze havasına bürünmüştü. Dalgalanıyordu. İskelenin taşlarına çarptığında dalgalar havaya sıçrayıp gümüş pullar gibi serpiliyordu. Yabani bir uyum oluşmuştu. Doğanın gücünden etkilenen Metsa uzunca dinledi. Ona göre Dalgaların sesinin bir dili vardı. Onunki gibi bir sesi vardı. Kendisi gibi üzgün ve sıkıntılıydı. Dalgalar taşlara çarparak ölüyordu. Islak kumsaldaysa sadece izleri kalıyordu. İki çakıl taşının arasında açan bir çiçek başını eğmişti. Hala çiğin izleri taşıyordu. Her dalga çiçeği kökünden ayırmak istiyordu. Gitgide çözülüyordu ve sonunda yok oldu. Gözden kayboldu. Oysa çok gençti ve çiçek açmıştı. Metza acı acı güldü. Çiçek onun gibiydi. Dalgalar onu da hayatının baharında alıp gitmişti. Kayıklarının içine gömülen, ağları çeken denizciler dönüyordu. Uzaktan sesleri yankılanıyordu. Siyah kanatlı gece kuşları Metza'nın tepesinde uçuşup gelgitin kıyıya bıraktığı kalıntılara doğru yöneliyordu girdabın derinliklerinden bir ses çağırıyordu onu. Uçuruma bakıp kaç dakikada ve kaç saniyede bağırıp öleceğini hesaplıyordu. Doğadaki her şey onun gibi mutsuzdu. Dalgalar iç çekiyor, deniz ağlıyordu sanki. Hangi duygu ona yaşaması gerektiğini, dünyada hala mutluluğun ve aşkın olduğunu, umutlanıp beklemesi gerektiğini, belki bir gün sevgilisini yine göreceğini söyledi bilmiyorum.'' Ancak gece olunca haremdeki bir sultan gibi ay dostlarıyla çıktığında dalgaların sadece köpüğü görüldüğünde şehrin gürültüsü sisin içinde kaybolmaya başladığında ışıklar söndüğünde Metza geri döndü. Gece olunca belki saat iki olmuştu. Metza camı açıp dışarıya baktı. Obanın içindeydiler ve yolun kenarında ağaçlar vardı dalların arasından ay ışığı sızıyordu. Ağaçlar, Metsa'nın önünde koşan, rüzgarla sallanan, yapraklarıyla diyen, dağınık saçlı korkunç hayaletlere benziyordu. Araba, kırların ortasında durdu. Ortalık kapkaranlıktı. Sadece ağaçların sesi, kanter içinde atların solukları ve tek başına ağlayan bir kadının sesi duyuluyordu. Sabah olunca, Yakındaki şehre giden insanları gördü. Şarkı söyleye söyleye ellerindeki yeşil yapraklarla kaplı meyveleri pazara götürüyorlardı. Yokuşu çıkarken araba yavaşladığı için Metz'a onları uzun bir süre dinleyebildi. Ah, ne mutlu insanlar var! dedi. Uzun bir gün başlamıştı. Pazar günüydü. Paris'e birkaç saat uzaklıktaki bu köyde herkes kilise meydanına çıkmıştı kilisenin tepesindeki maden horoz şeklindeki işaret güneşte parlıyordu. Mütevazı vitrayları ışıldamaya başlamıştı. Metz arabadayken sonuna kadar açılan kapılardan sahanın gölgesinde parlayan mumları görebiliyordu. Maviye boyanmış ahşap kubbe ve çıplak beyaz taş sütunlara ve rengarenk giyinmiş köy halkının oturduğu banklara baktı. Orgun sesini duydu, bir hareketlilik oluştu, ve insanlar çıkmaya başladı. Birçoğunun elinde yapma çiçekler vardı. Genellikle beyaz çorap giymişlerdi. Metsa düğün olduğunu anladı, meydanda havaya ateş ettiler ve gelinle damat kiliseden çıktı. Gelinin beyaz duvağı vardı. Belindeki dantel saçaklara bakıp gülümsüyordu. Damat yanındaydı. Sevinen kalabalığa bakıyor, arkadaşlarına el hareketi yapıyordu. Hancı ve aynı zamanda belediye başkanı Kızını, yardımcısı olan ilkokul öğretmeniyle evlendiriyordu. Birkaç kadın ve çocuk, güzel bir paytona ve sarkan kırmızı mantoya bakmak için Metza'nın önünde durdu. Gülümseyerek yüksek sesle konuşuyorlardı. İlerlediğinde, düğün alayını belediye binasına girerken gördü. Gelin ve damadın üstüne atlarının köpüğü bulaşınca, beyaz giysilerinin tozdan pislendiğini görünce gülmeye başladı başını eğip onlara acıyarak ve kıskanarak baktı. Çektiği acılar sonucunda kıskanç ve kötü biri olmuştu. Zenginlere kinlenen halk, küfürlerle hakaret ederek yanıt verdi ve arabayı taşladı. Yola devam ettiklerinde, arabanın sarsıntılarından uykusu gelen ve siyah saçları tozlanan Metsa, köydeki düğünü düşünüyordu. Düğündeki ork sesini, alaydaki kemanın ve çevresinde konuşan çocukların sesini aklına getiriyordu. Vızıldayan arı ya da tıslayan yılan gibi kulağa çınlıyordu. Yorgun düşmüştü. Arabanın deri tabanı altında sıcaktan bunalmıştı. Yüzüne güneş vuruyordu. Başına eğip beyaz kılıflı yastıklara dayadı ve uykuya daldı. Uyandığında Paris kapılarına varmışlardı. İnsan kırları bırakıp kendini sokaklarda bulunca günler karanlık ve basık gibi geliyor. Tıpkı Doğru dürüst aydınlanmayan karanlık fuar gösterileri gibi. Metza kıvrımlı sokaklara memnuniyetle daldı. Gürültü ve uğultu sayesinde iş dünyasından kopup döndü. Penceresinin önünden gördüğü hızla geçen yüzler çin gölge oyunu gibiydi. Her şey ona soğuk ve solgun gibi geliyordu. Hayatında ilk kez yalın ayak rıhtımlara giden acıyı, kalbinde nefreti ve yüzünde acı tebessümü gördü sanki giysilerindeki delikleri gizlemek için kapelere, tiyatrolara giden insan seline bakıyordu. Şenlikteki renkli mantolar gibi yayılan hizmetçilerden ve beylerden oluşan yığına bakıyordu. Devasa bir gösteri gibiydi sanki. Taş saraylarıyla, ışıklı mağazalarıyla, eğlence giysileriyle, saçmalıklarıyla, karton asasıyla, bir günlük saltanatıyla büyük bir tiyatro gibiydi. İşte burada, Dansözün arabası geçerken halka çamur atıyor. Camların ardındaki altın yığınları görünce insanlar kıvranarak haşlıktan ölüyor. Her yerde kahkahalar ve gözyaşları var. Zenginlik ve sefalet her yerde. Her yerde kötülük erdeme hakaret edip suratına tükürüyor. Tıpkı hayat kadınının geçerken eskimiş şalıyla rahibin siyah giysisini sıyırması gibi. Ah, büyük şehirlerde pis ve zehirli hava insanı sarhoş edip sersemletir. Akşam olunca ağır ve sağlıksız bir şey, karanlık bir sis gibi çatıların üstüne çöker. Metza bu pis havayı ciğerlerine çekti. Ona parfüm gibi geldi ve hayatında ilk kez şerrin yüceliğini ve suçun zevkini hissetti. Kısa sürede o kadar çok acı çektiği için evine döndüğünde gideli uzun zaman olmuş gibi geldi. Bütün gece ağladı. Ernest'in gidişini ve kendisinin eli boş dönüşünü düşündü. Geçtiği köyler, kat ettiği yollar aklına geldi. Sanki hala iskeledeydi. Denize uzaklaşan gemiye bakıyordu. Düğünü, takım elbise giyen insanları, neşe dolu kahkahaları düşündü. Arabasının yoldaki sesini aşağıdaki kabaran ve kükreyen dalgaları duyar gibi oldu. Zamanın bu kadar uzun sürmesinden ürktü. Sanki asırlar boyu yaşayıp yaşlandığını içindeki üzüntüden saçlarının beyazlaştığını hissetti. Bazı günler vardır, yıllar gibi insanı yaşlandırır. Bazı düşüncelerse yüzde çizgiler oluşturur. Hasretle gülümseyerek mutlu günlerini, ormanda koştuğu, çiçeklerle oynadığı, ağladığı ve dilencilerin geçtiğini gördüğü Lua kıyısındaki huzurlu tatilini hatırladı. İlk balosunu ve nasıl güzel dans ettiğini, nazik gülüşleri ve tatlı sözleri sevdiğini hatırladı. Sonra da sevgilisinin kollarındayken ateşli ve aklını yitirmiş halini. Bakışların asırlar boyu sürdüğü, sonsuzluğun bir öpüşme olduğu, kendinden geçtiği arzulu anları düşündü. Yoldaki toz, denizde geminin bıraktığı iz gibi, her şeyin bitip sonsuza dek silindiğini sorguladı. 5- sonunda dönmüştü. Ancak yalnız dönmüştü. Ona destek olacak kimse kalmamıştı. Sevecek kimse yoktu. Ne yapmalı? Ne etmeli? Onun gitmesine ve kendi sıkıntısına rağmen kalbinde en ufak bir umut kalmasaydı, yüz bin kere ölmeyi mezarı seçmiş olurdu. Peki ne umuyordu? Bunu kendisi bile bilmiyordu. Ancak hala hayata karşı bir inancı vardı. Ondan bir mektup alınca Ernest'in hala onu sevdiğini sandı. Ancak yeni bir hayalden başka bir şey değildi. Mektup uzundu. Anlamlı sözlerle, metaforlarla özenle yazılmıştı. Ernest artık onu sevmeyi bırakmasını, görevlerini ve Tanrı'yı düşünmesini yazmıştı. Ayrıca aile ve anne şefkati konusunda öğüt vermişti. Ve Döbüye Bey ya da Kuta Hanım gibi pek duygusal olmayan bir şekilde sonunu yazmıştı. Zavallı Metsa, bunca aşka, sevdaya ve şefkate karşın, böyle soğuk bir kayıtsızlıkla ve mantık yüklü bir durgunlukla karşılaşmıştı. Tiksinesi geldi. Bir zamanlar insanın üzüntüden ölebileceğine inanıyordum, dedi. Tiksintiden pişmanlığa geçti. Sonra dünyanın sesi ona cehennem azabı gibi geldi. Doğaysa tanrının bir şakası gibiydi. Hiçbir şeyi sevmiyor, her şeye kinleniyordu. Kalbinden ne kadar duygu çıktıysa o kadar nefret girmişti. Bir adam dışında dünyada sevdiği bir şey kalmamıştı. Çoğu zaman parklarda anneler ve çocuklarını gördüğünde, birbirlerini sevdiklerini, birlikte oynadıklarını gördüğünde, kocalarıyla birlikte olan kadınları, sevgilileri gördüğünde, mutlu olan, gülen ve hayatı seven bu insanları gördüğünde, onları kıskanıyor, aynı zamanda onlara lanet okuyordu. Onları ayağının altına alıp ezmek geliyordu içinden. Yanlarından geçerken alaylı dudaklarıyla aşağılayıcı sözler söylemeden edemiyordu. Bazen parasının, şanının, sağlığının yerinde olduğuna göre, yanaklarının tazeliğini koruduğuna, bir eksiği olmadığına göre onun hayatta mutlu olduğunu düşünenler vardı.'' ruhundan öfke taşan Metsa gülüp geçiyordu. Ah aptallar! Mutluluğu sakin bir alında arıyorlar. Azabın dudaklardan gülüşleri sildiğini bilmiyorlar. Dedi. O zamandan beri hayatı uzun bir azap çığlığı gibi gördü. Ahlakıyla ya da aşkıyla övünen kadınları gördüğünde onlarla alay ediyor, mutlu ve Tanrı'ya inanan insanları bir kahkahayla ya da bir sözle rahatsız ediyordu. Rahipleri de Önlerinden utanmaz bir bakışla geçerek ve kulaklarının dibinde gülerek utandırıyordu. Genç kızlara ve bakirelere aşk hikayeleri ve tutkulu hikayeler anlatarak hayretler içinde bırakıyordu onları. Yakıcı bakışlarıyla ve lanetli yüzüyle ortalıkta hortlak gibi süzülen bu solgun ve zayıf kadının kim olduğu merak ediliyordu. Onu tanımak isteyenler bu kadının varlığında acıyı ve davranışlarında gözyaşını gördüler. Ah şu kadınlar onlardan içten içe nefret ediyordu. Özellikle de genç ve güzel olanlardan. Baloda ya da gösteride, güzel gerdanlarını mumların ve abizelerin ışığında sergileyen dantellerle ve pırlantalarla süslenmiş kadınları gördüğünde ve heyecanlı erkeklerin gülücüklerine yanıt verdiğini, onlara övgüler yağdırdığını gördüğünde, dantelli tüllü giysilerini buruşturmak, sevimli yüzlerine tükürmek ve soğuk kanlılığından gururlu ve sakin yüzlerini çamura batırmak istiyordu. Kötülükten ve ölümden başka bir şeye inanmıyordu artık. Ahlak, onun için sadece bir sözcüktü. Dinse bir hayalet. Namı da, kırışıkları da gizleyen bir örtü gibi, aldatıcı bir maske olarak görüyordu. Mutluluğu kibirde buluyor, aşağılamaktan zevk alıyor, ve geçerken kilisenin eşiğine tükürüyordu. Ernest'i düşünüp sesini, sözlerini, aşkın doruklarındayken onu sarıp duran kollarını düşünüp kocasının öpücükleriyle karşılaştığında sıkıntıdan ve acıdan kıvranıp duruyordu. Tıpkı inleyen ve can çekişen, birini sayıklayan ve anılarına ağlayan bir adam gibi. Bu adamdan çocukları vardı. Bu çocuklar, üç yaşındaki kızı, beş yaşındaki oğlu babalarına benziyordu. Oyun oynarken gülüşleri kulaklarında yankılanıyordu. Ve gülerek onu öpmeye geldiklerinde, inanılmaz sıkıntılar çekerek uykusu kaçan annelerinin yanakları hala gözyaşından nemliydi. Çoğu zaman onu düşündüğünde, belki denizde fırtınanın yuttuğunu, belki dalgaların içinde kaybolduğunu, yapayalnız kaldığını, hayata bağlanmak istediğini aklına getiriyordu dalgaların salladığı ve akbabaların üstüne yumulduğu bir ceset görüyordu. İşte o zaman dalları çiçek açmış bir ağacı ya da güneşin, çimin üstündeki çiğe yansımasını göstermek için koşan çocuk seslerini, neşeli sesleri duyuyordu. Yere düşen ve etrafındaki insanların gülüp dalga geçtiği adamın acısı gibiydi kendi acısı. Peki, uzaklarda olan Ernest ne düşünüyordu? Doğrusu, yapacak bir şeyi olmadığında, keyifli olduğu ve boş anlarında onu düşünüp ateşli kucaklaşmaları, beyaz memeleri, uzun siyah saçları aklına geldiğinde onu özlüyordu. En yüce ve en kutsal aşkın içinde alevlenen bu ateşi bir kölenin kolları arasında söndürmeye gidiyordu. Ayrıca kısa sürede ayrılığa bir teselli bulmuştu. Doğru bir karar aldığını, iyi bir vatandaş gibi davrandığını Franklin'in ya da Lafayette'in bile daha iyisini yapamayacağını düşündü. Çünkü vatanseverliğin, köleciliğin, kahvenin ana yurdundaydı. Yani Amerika'daydı. Değer yargılarına ve mantığa öyle düşkün insanlardı ki, rahatsız bir komşu gibi kalbini yediler. Ayrı dünyaların insanları oldular. Metsa üzüntüye ve çılgınlığa daldı. Oysa zevkine düşkün sevgilisi, Zencilerin ve melezlerin kolları arasında keyfine bakıyordu. Ernest'in de sadece onun için yaşadığını, hayvani ve vahşi kahkahasıyla dalga geçtiği o acıyı hissettiğini düşünen Metza sıkıntıdan ölüyordu. Ernest başka kadınlarla diye düşünüyordu. Bu zavallı kadın ağlarken ve tanrıya lanet okurken, cehennemden yardım isterken ve kıvrılarak şeytanı çağırırken, saçlarındaki bir tokayı bile sapkınlıkla öperken, belki tam o anda… Ernest Amerika'da şehir meydanlarında tarım işletmecisi gibi beyaz ceket ve pantolon giyip ciddi bir havayla dolaşıyor. Pazara gidip kolları kaslı, memeleri sarkmış ve altın aramaya meraklı birkaç güçlü köle satın alıyordu. Geri kalan zamanında kimya işleriyle ilgileniyordu. Sileks katmanlarının üzerinde iki büyük kartonun içinde notları maden araştırmaları sonuçları vardı. Ayrıca iklimi doğuşuna gitmişti. Bilimsel araştırma, demir yolu, buharlı gemi, şeker kamışı ve indigo kokan bu havada kendini harika hissediyordu. Metza'nın içinde bulunduğu hava nasıldı peki? Çevresi o kadar geniş değildi. Onun dünyası apayrıydı. Çaresizlik içinde gözyaşlarına boğuluyordu. Ve sonunda suçun girdabında kendini kaybetmişti. 6- Malikanenin giriş kapısına siyah bir örtü gerilmişti. Ortası kıvrımlıydı. Kırılmış kemere benzeyen bu örtünün arasından bir tabut ve iki mum görünüyordu. Sanki gözyaşlarının adeta gümüş yıldızlar gibi serpiştiği siyah örtünün üstünden geçen soğuk kış rüzgarıyla mumların ateşi can veren kişinin sesiyle titriyor gibiydi. Törende görevli iki mezarcı yana geçip davetlilere yol veriyordu. Beyaz kravat ve siyah takımla, pileli jabotla ve saçlarını yaptırarak sırayla gelen davetliler, mehtanın karşısına gelince şapkalarını çıkarıyor, siyah eldivenlerinin ucunu okunmuş suya daldırıyorlardı. Kıştı. Kar yağıyordu. İnsanlar gittikten sonra siyah bir tül örten bir kadın, yolları kaplayan karda parmak ucuyla yürüyerek avluya indi, uzaklaşan cenaze arabasını görmek için siyah örtüden solgun başını çıkardı, Hala yanan iki mumu söndürdü. Sonra da geri dönüp mantosunu çıkardı. Beyaz ayakkabılarını şömineye uzatıp ısındı. Başını tekrar uzatıp baktı. Ancak sokağın köşesine varan konvoydaki son kişinin siyah sırtını görebildi. Yoldan geçerken cenaze arabasının tekerleklerinin çıkardığı ağır ses kesildiğinde, her şey bittiğinde, rahiplerin şarkıları bittiğinde, cenaze konvoyu ve herkes gittiğinde Yatağa kendini zevkle atıp döndü. Neşesinden, coşkusundan sevinç çığlıkları atarak "Gel artık. Hepsi, bütün bunlar senin için. Seni bekliyorum. Gel hadi. Hepsi senin için sevdiceğim. Aşk yatağı ve zevkleri için. Senin. Bir tek senin için. Şehvet ve aşk dolu dünya ikimiz için. Gel buraya. Bana dokunman için buraya serileceğim. Sen beni öperken döneceğim." Komidin'in üstünde Ernest'in verdiği küçük kutuyu gördü. O gün gibi bir kış gününde gelmişti. Üstünde mantosu vardı ve şapkası kar içindeydi. Onu öptüğünde teni soğuktu. Gençliğin kokusu öpücüklerine sinmişti. Tıpkı tatlı güller gibi. Bu kutunun üstünde iç içe geçmiş M ve E harfleri vardı. Ahşabı kokuluydu. Metzak kutuyu koklayıp hayallere daldı. Kısa bir süre sonra çocuklarını getirdiler. Çocukları ağlayıp babalarını istiyorlardı. Metza'ya sarılıp teselli bulmak istediler ancak Metza ağzını açmadan, gülmeden onları hizmetçisiyle geri gönderdi. Çok uzaklarda olan ve geri dönmeyen Ernest'i düşünüyordu. 7 Bu halde birkaç ay geçti. Tek başına ilerleyen geleceğiyle yapa yalnız yaşıyordu. Kalbindekilerin gidip aşka yer açmasıyla her geçen gün daha özgür ve daha mutlu hissediyordu kendini. İnsanın ruhunda yer edinen her şey, bütün tutkular, bütün duygular tıpkı çocukluğun sıkıntıları gibi yok olmuştu. Önce utangaçlık duygusundan, sonra dinden, sonra da ahlaktan ve bunların kalıntılarından paramparça kırılan bir bardak gibi kurtulmuştu. Aşktan başka Kadınlığa özgü bir şeyi kalmamıştı. Ancak aşkı çok güçlü ve korkunçtu. Kendi çevresinde dolan başlı ve etrafındakileri yakan bir aşktı. Tıpkı patlama anında kendini parçalayan ve kaynar mamasını vadinin çiçeklerine saçan Vezüv Yanardağı gibi. Çocukları vardı ve çocukları da babaları gibi öldü. Gün geçtikçe yüzleri soluyor, zayıflıyorlardı. Geceleri çığlık çığlığa uyanıp bir yılanın göğsünü yediğini tekrarlayarak yorganlarına sarılıp can çekişiyorlardı. Çocukların durmadan içini parçalayan ve yakan bir şey vardı. Metza can çekişmelerini gülerek izliyordu. Dudaklarındaki gülümseme öfke ve intikam doluydu. İki çocuğu da aynı gün öldü. Tabutlarının çakıldığını izlediğinde gözleri yaşlı değildi. Kalbinden iç çekmek bile gelmedi. Tabutlarında sarılı çocuklarına bakışı soğuk ve kuruydu. En sonunda yalnız kaldığında geceyi mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirdi. Ruhu dingin ve kalbi neşe içindeydi. Ne çığlık attı ne de pişmanlık hissetti. Çünkü ertesi gün Fransa'dan gidecekti. Dinsizleşmiş aşkın yaşamındaki ve kaderindeki korkunç olaylardan intikamını alacaktı bir zamanlar onunla oynamış olan Tanrı'yla, insanlarla, hayatla ve kaderle alay edip, yaşam ve ölümle, keder ve gözyaşıyla oynama sırası ona geldiğine göre, verdiği ıstıraptan dolayı Tanrı'ya cinayetlerle karşılık vermişti. Elveda, sis ve buzul dolu kalplerin, havası gibi ılık olduğu, aşkların gri bulutlar gibi hımbıl Avrupa toprakları. Elveda sana. Amerika ve ateşli toprakları yakan güneşi temiz havası palmiyeleri ve bahçeleri arasında güzel geceleri geliyorum elveda dünya gemiye atlayıp gideceğim hadi güzel gemim çabuk git rüzgar yelkenlerini şişirsin burnun dalgaları kırsın fırtınada zıpla dalgaların üstünden atla ve eğer batacaksan da Beni onun nefes aldığı topraklara atıver. O gece çılgına dönmüştü ve çok hareketliydi. Ancak bu sevincim ve umudun heyecanıydı. Onu düşündüğünde onu öpeceğini ve sonsuza dek birlikte yaşayacaklarını aklına getirdiğinde yüzü gülüyor, sevinçten ağlamaya başlıyordu. Çocuklarının toprağı hala kurumamıştı ve kutsanmış suyun ıslaklığı duruyordu. 8. Sabah olunca ona bir mektup getirdiler. Yedi ay önceydi tarihi. Ernest'ten gelmişti. Metza titreyen elleriyle mührünü çıkardı, hızla okudu. Sonuna gelince tekrar okudu. Heyecandan rengi kaçmıştı ve güçlükle okuyordu. Mektupta yazılanlar şunlardı. Bayan, niçin mektuplarınız bu kadar ahlaksız? Özellikle de sonuncusu. Onu yakmak zorunda kaldım. Biri okusaydı yerin dibine girerdim. Tutkularınıza bir sınır koyamaz mısınız? Niçin hatıranızla sürekli karşıma çıkıp çalışmalarımı, uğraşılarımı engelliyorsunuz? Beni böyle sevmeniz için size ne yaptım? Tekrar ediyorum hanımefendi. Aklı başında bir aşk istiyorum. Fransa'yı terk ettim. Ben sizi nasıl unuttuysam, siz de unutun beni. Kocanızı sevin. Mutluluğu insanların geçtiği yollarda bulabilirsiniz. Dağlardaki patikalar taşlı ve yosunludur. Sizi kısa sürede hırpalayıp tüketir. Şimdi mutlu bir hayatım, obada, nehir kıyısında sevimli ve güzel bir evim var. Böcek avına çıkıyorum. Eve döndüğümde zenci kölen beni karşılıyor, yere eğiliyor, benden bir şey isteyeceğinde ayaklarıma kapanıyor. Doğanın ve bilimin içinde kendime mutlu bir hayat kurdum. Niçin siz de kendinize mutlu bir hayat kurmuyorsunuz? Sizi engelleyen şey nedir? İnsan isterse yapar. Siz ve mutluluğunuz için artık beni düşünmemenizi ve bana yazmamanızı tavsiye ediyorum. Nereye kadar yazışmalarımızı devam ettireceğiz? Yüz kere beni sevdiğinizi söylediğinizde, yüz kere seni seviyorum yazdığınızda elinize ne geçecek? Hanımefendi, her şeyi unutmamız gerekiyor ve birbirimiz için yaptıklarımızı unutmamız gerekiyor. Geçmişte isteklerimizi gerçekleştirmemiş miydik? İyi bir konumdayım. Maden ocaklarında deney komisyonunda genel müdürüm. Birinci sınıfın müdürünün kızı 17 yaşında sevimli bir kız. Babasının 60 bin liv rantı var. Tek çocuk, iyi kalpli ve tatlı. Aklı başında bir kız. Evin düzenini iyi bir şekilde idare eder. Bir ay içinde evleneceğim.'' Eğer dediğiniz gibi beni hala seviyorsanız buna sevinmelisiniz. Çünkü bunu kendi mutluluğum için yapıyorum. Elveda bayan Vilo. Sizi sevmeme inceliğini gösteren bu adamı sevmeyi bırakın. Eğer benim için bir şey yapmak istiyorsanız bana en kısa zamanda yarım litre prusik asit gönderin lütfen. Benim istediğimi söylerseniz becerikli bir kimyacı olan Bilimler Akademisi'nin sekreteri size verir. Elveda. Size güveniyorum. Asidi unutmayın. Ernest Vomu. Metza mektubu okuduğunda kızgın tutacaklarla yakmışlar gibi çığlık attı. Şaşkınlıktan uzun bir süre kendine gelemedi. Vay korkak! Beni cezbetti ve başka biri için terk etti. Her şeyimi ona verdim. Elimde bir şey kalmadı. Her şeyi denize atıp elinizde sadece bir tahta parçasının kalması gibi.'' ve tahta elinizden kayarsa dalgaların arasına gömülürsünüz, dedi. Bu zavallı kadın onu ne çok sevmişti. Ona iffetini vermişti, aşkını vermişti. Tanrı'yı inkar etmişti. Ve daha kötüsü, kocasının ve çocuklarının can çekişip ölmesini gülerek seyretmişti. Çünkü onu düşünüyordu. Ne yapmalı? Ne etmeli? Başka biri. Başka birine seni seviyorum diyecek. Bakışlarıyla süzecek. Hayatım tutkum diye çağırıp memelerini okşayacak başka biri ha? Ya o? Ondan başka kimsesi var mıydı? Onun için kocasını evlendikleri yatakta geri çevirmemiş miydi? Aldatan dudaklarıyla kocasını aldatmış mıydı? Sevinçten ağlayarak kocasını zehirlemiş miydi? Onun için bir tanrı, bir yaşamdı ondan faydalanıp, kullanıp, zevk alıp terk etmişti. Onu uzaklara atmıştı. Suçun ve çaresizliğin dipsiz uçurumlarına atmıştı. Bazen gözlerine inanamıyor, bu ölümcül mektubu okuyup yaşlara boğuluyordu. Heyecan yerini öfkeye bıraktığında nasıl olur? Beni nasıl terk edersin? Yapa yalnızım. Ailem yok. Yakınım yok. Sana hem aile hem yakın oldum. Yapa yalnızım. Onurum da kalmadı. Çünkü senin için onu yok ettim. Şerefim kalmadı. Bana metresin diyen herkesin gözleri önünde öpücüklerine feda ettim kendimi. Senin metresin. Evet. Artık utandığın senin metresin. Korkak. Ya ölenler neredeler? Ne yapmalı? Bir tek düşünce vardı kalbimde ve artık o da kalmadı. Seni bulmalı mıyım? Beni bir köle gibi kovarsın. Diğer kadınların arasına girersem bana gülecekler. Beni kibirle, parmakla gösterecekler. Çünkü onlar kimseyi sevmediler. Gözyaşı nedir bilmiyorlar. Hatta madem ki hala aşk, tutku, şehvet istiyorum, şüphesiz zevkin satıldığı yerlere gitmemi söyleyecekler. Akşam olunca da lüks takılarımla camın önünden geçenleri çağıracağım. Geldiklerinde onlara çok zevk vermeliyim. Para karşılığı zevk vermeliyim. Giderken memnun olmalılar. Şikayet etmemeliyim. Gelene geçene gülmeliyim. Mutlu olmalıyım çünkü hak ettiğim cezayı çekiyor olacağım. Ben ne yaptım? Seni diğerlerinden çok sevdim. Ah, bağışla Ernest. Çığlıklarımı duysam belki bana acırdın. Onlara acımayan bendim. Ama artık lanetlendim. Sıkıntı içinde kıvranıyorum. Giysilerim gözyaşımdan ıslandı. Dedi. Kendini kaybedip bir o yana bir bu yana koşuyordu. Yere düşüp Tanrı'ya, insanlara, hayata, yaşayan ve düşünen her şeye lanet okuyordu. Siyah saçlarını yoluyordu. Tırnakları kan içindeydi. Ah, Hayatı kaldıramamak. Bir annenin kollarına atılır gibi ölümün kucağına atılmak. Ancak son anda mezarın acılarından ve hiçlikte acının varlığından kuşkulanmak. Her şeyden tiksinmek. Hiçbir şeye inanmamak. Kalpteki ilk dine, aşka bile inanmamak. Sarhoşu içmeye zorlamak gibi bu acılardan kurtulamamak. Neden yalnızlığıma geldin? Beni mutluluğundan kopardın. Huzurlu ve saftın. Ve sen gelip beni sevdin. Ve ben de seni sevdim. Erkekler size baktığında ne güzel oluyor. Bana aşkı verdin. Şimdi onu geri istiyorsun. Ben onu cinayetlerle besledim. Ve şimdi benim de canım ağlayacak. Eskiden beni gördüğünde iyi biriydim. Şimdi ise vahşi ve acımasız biri oldum parçalayacak, ezecek, buruşturacak, sonra da uzaklara atacağım bir şey arıyorum. Tıpkı kendim gibi. Ah! Erkeklerden nefret ediyorum. Tanrım, senden de nefret ediyorum. Hala senin için canımı verebileceğime inanıyorum. Seni sevdikçe daha da sevesim gelmişti. Tıpkı susuzluğunu gidermek için deniz suyu içenler ve içi yananlar gibi. Ve şimdi öleceğim. Ölüm. Hiçbir şey kalmayacak. Karanlık, mezar ve sonsuz hiçlik. Ah, yaşayıp çektiğim acıları çektirmek isterdim. Ah, mutluluk nerede? O bir düş. İffet nerededir? Bir sözcüktür. Ya aşk? Hayal kırıklığı. Mezar nedir? Bilmiyorum. Ama yakında öğreneceğim. 9. Kalkıp yaşlarını sildi. Göğsünü yırtan ve tıkayan iç çekmelerini durdurmaya çalıştı. Gözlerinin hala ağlamaktan kızarmış olup olmadığına baktı. Saçlarını toplayıp çıktı. Ernest'in son isteğini yerine getirmeye gitti. Metza kimyacıya gitti. Birazdan gelecekti. Birinci katta mobilyaların yeşil ve kırmızı olduğu küçük bir odada Metza'yı beklediler. Odanın ortasında Akaju masa, lambirelerin üzerinde savaşan Napolyon'u gösteren resimler bulunuyordu. Gri mermer şöminenin üstünde altın bir saat vardı. Kadranı diğer elinde okları tutan bir meleğin desteğiydi. Saat ikiyi çalar çalmaz kapı açıldı, kimyager içeri girdi. Ufak tefek bir adamdı. Katı ancak kibar biriydi gözlükleri ve ince dudakları içine göçmüş gözleri vardı. Metza ziyaretinin nedenini açıkladığında, Bay Ernest Lumun'a övgüler yağdırmaya başladı ve sonunda asit şişesini ona teslim etti. Kolunu uzattı ve merdivenlerden indiler, hatta sokak kapısına kadar geçirmek için avluya kadar geldi ve ayakları ıslandı. Metza'nın başı öyle ateşliydi, yanakları kıpkırmızıydı, Sanki gözeneklerinden kan fışkıracaktı, sokakta yürüyecek hali kalmamıştı. Beyaz duvarlardan düşen renkli bezler gibi, sefaletin hüküm sürdüğü evlerin bulunduğu sokaklardan geçti. Sepaleti görünce dedi ki, ''Kötülüğünden kurtulacağım.'' Kraliyet sarayının önünden geçti ve zehiri iki eliyle sıkıp, ''Elveda hayat, sıkıntılarından kurtulacağım.'' dedi. Evine döndüğünde, kapısını kapatmadan önce terk ettiği dünyaya bir göz attı, gürültülü, çığlık çığlığa, uğultulu şehre bakıp, ''Hepinize elveda.'' dedi. 10. Ajandasını açtı. Asit şişesine bir şeyler yazdı ve adresini yazdı. Ve başka bir mektup daha yazdı. Merkez karakolunaydı diğer mektup. Zili çaldı ve mektupları uşağına verdi. Üçüncü kağıda şunları yazdı. Birini sevmiştim. Onun için kocamı öldürdüm. Onun için çocuklarımı öldürdüm. Pişman olmaksızın, umutsuz bir şekilde ölüyorum. Sadece özlem duyuyorum. Ve şöminenin üstüne yaslandı. Yarım saat kaldı. Yakında gelecek ve beni mezara götürecek, dedi. Giysilerini çıkardı, çıplak bedenini birkaç dakika seyretti. Bedenindeki şehveti sevgilisine verdiği sonsuz zevkleri düşündü. Böyle bir kadının aşkı ne büyük bir hazinedir. Sonunda akıp giden günlerine, mutluluğuna, hayallerine, gençlik kaprislerine ağlayıp onu düşündüğü uzunca. Ölümün ne olduğunu sorguladıktan sonra öfkenin ve çaresizliğin içini kemiren parçalayan düşüncenin dipsiz uçurumlarında kendini kaybettikten sonra birdenbire kalktı, sanki rüyadan uyanır gibi zehir döktüğü bitki çayından birkaç yudum içti, uzun süre zevkten kendinden geçtiği Ernest'in kolları arasındayken yuvarlandığı kanepenin üstüne ilk kez uzandı. 11. Komiser girdiğinde Metsa hala inliyordu. Yerde sıçradı. Birkaç kez kıvrandı. Bütün bedeni kas katı kesildi. İnsanın içini parçalayan bir çığlık attı. Ona yaklaştıklarında ölmüştü. Son.